Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empati ile karşınızdayız. İkinci, üçüncü sayfa haberlerini ele alıyoruz, derinlemesine inceliyoruz. Değerli konuğumuzdan o hikayelerdeki bazı özne ya da öznelerin yerine geçmesini ve bir duygudaşlık kurmasını istiyoruz. Birbirimizi daha iyi anlayabilmek, biraz daha iyi kavrayabilmek için bir empati deneyi yapıyoruz. Bu akşamki konuğum çok heyecan verici. Türk basketbolunun efsane isimlerinden biri Ergin Ataman'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ergin Ataman bildiğiniz üzere milli takımımızın, basketbol milli takımımızın ve Efes'in baş antrenörü. Gurur duyduğumuz başarılarla dolu muazzam bir kariyer. Şeyden geldiniz, antrenmandan çıkıp evet. Geldiniz galiba. Nasıl vaziyet? Bu sene diyoruz. Çok parlak bir sene değil. İlk defa galiba uzun zamandır. Oluyor, bazen böyle oluyor. Yani cümleten parlak bir sene geçirmiyoruz diye düşünüyorum birçok konuda. Evet, bizim için hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon oldu. Çünkü 4 yıl üst üste Avrupa'nın zirvesinde kaldıktan evet. Sonra özellikle de üst üste 2 Euroleague şampiyonluğundan sonra ki tarihte basketbol tarihinde Euroleague'de bunu gerçekleştiren geçmişte sadece 2 takım vardı. Biz üçüncüsü olduk bunun. Biz sezona üçüncü şampiyonluğu da üst üste tripit evet. Yapar mıyız diye bir hayalle başladık. Ama bu kez hayallerimiz gerçekleşmedi. Tabii ki bunun birçok çeşitli nedenleri var. Bunları sezon bittiği zaman konuşacağız spor programlarında da. Ama tabii ki şu an bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bunun dışında son dönemlerde sıkıntılar da yaşıyoruz. İşte biliyorsunuz geçtiğimiz haftada oyuncumuz Brian Dunstan evet. Ölümden döndü. Evet, çok evet. Ciddi bir trafik kazası evet. Geçirdi. Evet. Çok şükür sadece yaralarla atlattı. Keza gene şu geçtiğimiz günlerde tatsız bir haber daha geldi. Tatsız bir haber daha geldi. Chris Singleton'ın kalp krizi geçirdiğiyle alakalı ama çok şükür o da değilmiş, bir kalp zarı iltihaplanması çıktı ama o da yoğun bakımda kaldı. Sezon içinde işte zaten Shane Larkin sezonun yarısında oynayamadı. Elinden milli takımda sakatlanmıştı. Tam Fransa maçı öncesi eli kırıldı ve o da bir 4-5 ay oynayamamıştı. Sıkıntılı bir sezon geçirdik hayal kırıklıklarıyla ama spor bu. Yani sporda sürekli evet, kazanacaksınız, evet, şampiyon evet. Olacaksınız diye bir şey zaten yok. Daha iyi olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi. Şimdi de tabii ki antrenmanlarımız devam ediyor. Sonuçta Türkiye Ligi şampiyonluğu var, playofflar var. İşte Mayıs-Haziran'da oynanacak. Evet, tabii ki Türkiye evet. Şampiyonluğu hedefi var. O yönde çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca birçok kişinin hayallerini süsleyecek başarılarla dolu kariyeriniz. Dolayısıyla bazen öyle olur, bazen sporun her türü de hayat gibi inişli, çıkışlı. Ama neticede muazzam bir kariyeriniz var. Sizinle gurur duyuyoruz. Programımızı daha önce izlemiştiniz var mı? İzlemeyip de izledim derseniz perişan olursunuz birazdan. Şimdi tabii ki zaman zaman izliyorum ama sürekli izlediğimi söyleyemem. Yok, gerçek çok bu kadar bir yoğun programı bir tempo baştan sona izleme evet, şansınız izledim, oldu. Bir programı izledim. Zor bir program olduğunu evet. Biliyorum. Basın danışmanlarım da Ergin Hoca bu program değişik bir program. Katılmak ister misin, katılır mısın dediklerinde. Ben de zaten şu anda sadece bu tarz bir programa çıkacağım. Çünkü onun dışındaki spor programlarına sezon bitinceye kadar çıkmama kararımız neden var. Neden olduğunu da biliyoruz belki. Evet, bir transfer durumu var biliyorsunuz yurt dışına. Yani. Onun için de biraz baktım programa. Buradayız. Bakalım inşallah alnımızın akıyla çıkarız programdan. Efendim kimsenin bilmediği, Ergin Hoca'nın bile bilmediği bir gerçeği burada açıklıyorum. Kendisinden bir yorum veya olumlu olumsuz bir yanıt beklemeden söylüyorum. Doğru olmaz çünkü haksızlık olur. Panathinaikos'a sezon sonunda sözleşme imzalama ihtimali var. Mış diye duydum. Haberiniz olsun. Kimse bir tek ben biliyordum. Size söylemiş olayım. Hocaya da sormayacağım. Çünkü sezon sonuna kadar hiçbir şey söylemeyeceğini biliyorum. Şimdi söylediğim gibi ikinci, üçüncü sayfa böyle gözümüzün deyip geçtiği, çok üstünde durmadığımız haberleri alıyoruz ve derinlemesine inceliyoruz ve onlardan hepimize fayda sağlayacak sonuçlar çıkarmaya gayret ediyoruz. Bu deneyi bugün sizinle yapacak olmaktan da çok mutluyum. Dilerseniz ilk hikayeyle başlayayım. Tabii. Kendinizle tabii ki, rekabet ediyorsunuz, doğru mu? Hayatta bir sınır olmaz.
Kimsenin bilmediği, Ergin Hoca'nın bile bilmediği bir gerçeği burada açıklıyorum. Bir transfer durumu var biliyorsunuz yurt dışına. Buraya Türk antrenör olarak gitmek çok biraz fantastik bir şey artık. Buradaki kariyeri bırakıp da oraya gitmek... Evet, şu anda prensipte birçok konuda biz anlaştık ama gururluyum kendi açımdan ve ülkem açısından da gururluyum. Şimdi hikayemizin içine olta atmak, bir kanca atmak amacıyla sorayım. Koç, yetenekli olmak ne demek? Şimdi aslında bu bizde sporda çok konuşulur. Yetenek mi, daha çok çalışma mı diye. Herkesin farklı fikirleri olabilir ama benim için yetenek en önde geliyor. Hmm. Yetenek DNA'dan gelebilir. Doğuştan bir yetenek olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bugün baktığınız zaman siz yeteneğiniz olmadığı sürece istediğiniz kadar çalışın. Yani günde 24 saat çalışın. Bir sanatçı olamazsınız. Bir lider olamazsınız. Çok üst düzeyde bir sporcu olamazsınız. Mümkün değil. Ama var olan o size doğuştan gelen yeteneğinizi bilinçli bir şekilde çocukluk yıllarından, daha hatta bebeklik yıllarından itibaren onun üstüne giderseniz, o zaman işte o yeteneğinizi geliştirme şansına hatta sahip oluyorsunuz. Hatta taçlandırma. Hatta taçlandırma. İşte dünyanın en büyük sporcuları gibi, dünyanın en büyük sanatçıları gibi. Onun için yetenek doğuştan gelir. Yani yetenek bu sonradan yetenekli olmak bana göre mümkün değil. Yani olacak ve geliştirilecek. Tabii ki. Olacak ve geliştirilecek. Şu da var. Çok yetenekli olan bizim elimize geliyor. Çok yetenekli olan çocukların geliştirme çabaları olmadığı zaman da bu yeteneklerin de artık heba olduğunu görebiliyorsunuz. Yani yeteneğiniz var fakat çalışmıyorsanız gene o yetenekte yerini bulmaz, yeterince kıymetlenmez diyorsunuz. Çok katılıyorum söylediğiniz şeye. Peki marka olmak deyince aklımıza ne gelir? Sizin söyleyeceğiniz çok şey olabilir bu konuda. Nasıl marka olunur koç? Şimdi bir kere insan, ben kendi açımdan baktığım zaman hani ben marka olayım diye çalışmıyorsun. Ama yaptığın işi en iyi şekilde yapmak ve sınır tanımamak. Yani marka olmak için sanırım ben antrenörlüğe çok erken yaşlarda başladım. Yani 22-23 yaşında küçük çocukları basketbol okullarında, şimdi birçok izleyicinin çocukları basketbol okullarındaki o eğitmenler tabii gibi başladım. Ama o gün dahi başladığım zaman hep kendimi geliştirmeye çalıştım ve sadece bir Türk markası olmak değil, yurt dışında da açılıp kendimi oralarda da kanıtlamak için sürekli olarak araştırdım. Yani marka öyle olur. Bir kere cesur olacaksınız. Sınır tanımaz olacaksınız. Sınır tanımayacaksınız ve sadece bulunduğunuz ortamla değil, global anlamda kendinizi geliştirmeye çalışacaksınız. Araştıracaksınız, izleyeceksiniz. Kendinize idol olarak bazı insanları alacaksınız ama almanız yetmez. Onların neler yaptıklarını göreceksiniz. Onlarla challenge, yani bir challenge yaratmanız gerekiyor. Karşılıklı olarak bir kendinize bir rekabet yaratmanız gerekiyor. Onun için yani marka olmak kolay değil. Ben hep söylerim şeylere, sadece spor sektöründe değil, işte aile şirketimiz vardı geçmişte, tekstil sektöründe de birçok ünlü tekstilciyle de zamanında rekabet ettiniz. Rekabet ettik, İlişki beraber abi. Olduk, ilişkilerimiz evet. Oldu. Hep onlara şunu söylüyordum ben zamanında. İşte Türkiye tekstil üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi. Ama neden bizim bir iki marka dışında büyük bir markamız yok? Neden yok? Bu biraz da işte tabii maddi yatırım da, pazarlama yatırımı maddi ama biraz da vizyon. Bugün baktığınız zaman... Sadece know-how'la ilgili bir şey değil, vizyon meselesi. Tabii. Bu biz, sporda da bu. Sporda da öyle, aynı sanatta şey. Da öyle. Sporda da, sanatta da marka olabilmek. Bugün yurt dışına gittiğimiz zaman işte bazen işte sanatla alakalı Tarkan diyorlar mesela. Tabii. Tarkan'ın şarkısı. Bu hoşumuza gidiyor. Veyahut da işte yurt dışına gittiğimiz zaman, ben şimdi kendimden bahsetmeyeceğim ama İtalya'ya geçmişte gittiğimiz zaman işte
Terim, İmparator Terim diyorlar. Elbette şimdi, sizin için de geçer. Bunlar bir marka. Marka budur. Yani marka sadece kendi çalıştığın yerde küçük o vizyonun içerisinde değil, dünya çapında bir isim yapabiliyorsan o zaman marka olmuşsun demektir. Ağzınıza sağlık. İzninizle ilk hikayeye giriyorum. Çünkü ucu buraya değecek yani konuştuğumuz şeye. Şimdi hoşçakalın Ergin hocam. Başka birisiyle görüşeceğim şu andan itibaren. Bu hikayede Gaziantep'e gidiyoruz. 1952 yılında doğuyorsunuz. İlkokulu zar zor ve 9 yılda bitirebiliyorsunuz. Okula karşı neredeyse hiç ilginiz yok. Arkadaşlarıyla zaman geçiren sosyal bir kişi de değilsiniz. Daha ziyade kendi kendine vakit geçirmeyi seven, tamirat işlerine ilgi duyan bir çocuk. Bu ilgi sayesinde 13 yaşında bir demir atölyesinde çırak olarak çalışmaya başlıyorsun. Okulun sizi geliştirmeyeceğini mi düşünüyorsunuz mesela bunun için mi? Daha çok geliştireceğini düşündüğünüz başka bir hayaliniz mi var okuldan? Yani okul değil de bir tamirhane neden bir çocuğu heyecanlandırır? Şimdi okul önemli ama okulda teori görüyorum. Ama pratik o kadar daha beni geliştiriyor ki okulun yanında pratik yaparak, bu işle ilgilenerek hayata daha çabuk atılacağımı düşünüyorum. Bir de tabii ki yani okul bazen sıkıcı oluyor. Çoğu zaman öyledir. Belki de işte birçok ezber var. O ezberlediğim şeyleri bir hafta sonra unutuyorum. Niye ezberliyorum o zaman? Ama pratik yaptığım şeyleri, bunları unutmuyorum ve kendimi geliştiriyorum. Pratik yaptıkça kendimi geliştiriyorum. Onun için de bana okulun yanında bu yapmış olduğum pratik daha çok heyecan veriyor. Tabii ki buradan arkadaşlarım, çok okumayı çok seven arkadaşlarım bırakmasınlar okumaktan. Ama mutlaka hayatın sadece okulda olmadığını ben düşünüyorum. Evet, güzel. Okulda anlatılanları hayata adapte etme konusunda zorlandığınız için tam da anlattığın gibi çıraklık sana daha çekici geliyor. İşi hızla öğreniyor, çıraklıktan ustalığa yükseliyorsun. Atölyedeki işine karşı duyduğun ilgi ve çalışkanlık dikkat çekiyor. Etrafında dikkatini çekiyor. 20'li yaşların başında bir arkadaşınla birlikte kendi atölyenizi açmaya karar veriyorsunuz. Para kasaları için yedek parça imal etmek üzere yola çıkıyorsunuz, para kasaları. Daha 20 yaşında bir atölye sahibi olmayı başardın. Hayattaki amacın ne? Ne yapmak istiyorsun? Böyle başlayan bir macera nereye doğru gider? Nereye doğru gitmesi bekleniyor? Şimdi tabii ki hayattaki amacım yaptığım işte hakkımı alabilmek. Bu işi yapabiliyorsam, iyi bir şekilde yapabiliyorsam çıraklıktan yetişerek o zaman daha çok para kazanmalıyım. Hı. Kendi şirketimi kurup başkaları için yaptığım ürünleri oradan bir maaş alıyorum ben. Daha önce atölyeden bir maaş alıyorum. Ama şimdi kendi atölyemi kurdum. Artık biliyorum en iyisini yaptığımı görüyorum zaten. Daha önce çalıştığım yerde de bunu görüyordum. O zaman işte artık bir marka olabilmek. Daha fazla para... Her seferinde daha büyüyerek falan mı? Tabii ki büyümek. Yani evet, sadece küçük bir atölyeden başlayıp belki de büyük bir sanayici olabilmek. Bu amaçtan ben bu atölyeyi kurdum. Sonuçta iş hayatında önemli olan nedir? Para kazanmak. İstikrar. İstikrar ve para kazanmak. Para kazanmak niçin daha önemli? Çünkü o zaman hayat standartlarını, çocuklarını daha iyi okutabiliyorsun. Tabii. Daha iyi arkadaşlarına, dostlarına, ailene daha çok yardım ve işveren olup belki de benim gibi çıraklık yapan gençlere daha fazla iş imkanı
sağlayabilmek. Mükemmel bir yerdeyiz. Atölyede işler yolunda gidiyor ve yaptığın üretim sayesinde ismin hızla duyulmaya başlıyor. Bir süre sonra çalıştığın alanda değişiklikler yapıyor ve otomotiv sanayi yedek parça üretimine geçiyorsun, büyüme. Atölyenizde makine üretim ve tasarımı alanında yaptığınız yenilikler Antep'te dikkat çekiyor. 70'li yıllarda akrilik iplik sanayi yeni gelişmekte. Tanıdığınız bazı Türk sanayiciler de bu alanda çalışmak istiyor ancak üretim yapmak için Almanya'dan almaları gereken makine 1 milyon dolar o gün. Bu parayı ödemekte doğal olarak zorlanıyorlar ve sık sık şikayetlerini duyuyorsunuz. Sen bu makineyi merak ediyor ve fabrikada kısa sürede inceleme şansı buluyorsun. Çok kısa bir inceleme şansı. Didiklemene izin vermiyorlar tabii ki. Nasıl işlediğini anladıktan sonra çok daha düşük maliyetlerle aynı makineyi üretebileceğini söylüyorsun. Ama kimse ciddiye almıyor ve Türk mühendislerin bile başaramadığı, yani mühendis olanların, okumuşların başaramadığı bir şeyi ilkokul mezunu olarak yapamayacağını söylüyorlar. Yapamazsın deniyor. Bugüne kadar atölyenin ihtiyaçlarını giderecek kadar makine tasarımı ve üretimi yaptın. Böyle pahalı ve büyük bir üretimde başarılı olabileceğine inanıyor musun? Şimdi ben bu makineyi gittim, inceledim. Evet. Yerinde. Bir kere bunun fiyatının çok astronomik olduğunu düşünüyorum. Orası bir marka olmuş ve tekel olduğunu düşünülen bir şey. Onun dışında çok astronomik bir şey var. Bunu gördükten sonra aynı üretimi benim yapmış olduğum, kendi atölyemde küçük çapta yapmış olduğum makinelerle benzerliklerini keşfettim. Tabii ki ilave bir takım yatırımlar yapmam gerekiyor bu makineyi yapmak için. Bu yatırımları gerçekleştirirsem ve yanıma da benim eksik olduğumu düşündüğüm teknolojiyle, işte benim okulda bazen pas geçtiğim, benim sınıfta kaldığım bazı konularda eksik olduğum, başarılı olan bir iki arkadaşımı yanıma alırsam ben niye yapmayayım bunu? Bu makineyi tamamen yerli olarak her parçası Türkiye'de üretilecek bir şekilde yapmaya karar veriyorsun. Ancak ne yeterli sermaye ne de ekibin var. Evi ve dükkanı satmayı göze alsan da ihtiyacın olan sermaye bir türlü karşılanmıyor. Tam da bu dönemde yolunuz TÜBİTAK'la kesişiyor. Size destek olarak ihtiyacınız olan sermayeyi verebileceklerini söylüyorlar. Makine üretiminde sana yardım edecek bir de ekip tahsis ediyor TÜBİTAK, tam da arzu ettiğin gibi. Araştırmalara başlıyor ve önce İstanbul, ardından da yurt dışında iplik üretiminde kullanılan makineleri inceliyorsun. Kullanılan makinelerin çok büyük ve hantal olduğunu fark ediyor ve daha küçük, daha düşük maliyetli bir tasarım üzerinde çalışmaya başlıyorsun. Yapılan, sana verilen bu destek çevredekilerin, özellikle de Antep'in sanayici ve üreticilerinin dikkatini çekiyor. Zaman zaman eleştirilere de maruz kalıyorsun. Her alanda her şey aynı ilerliyor galiba. Hem genç hem de ilkokul altı üstü mezunusun. Bu alanda tahsil olmayan biri olarak tecrüben de olmadığı için henüz bu alanda büyük bir işe girişmiş durumdasın. Başkaları tarafından eleştirilmek acaba olumsuz etkiliyor mu? Belki de motive mi ediyor? Bilmiyorum ki. Eleştirileri dikkate alırım. Nelerin eleştirildiğine bakarım ve onlardan da pozitif sonuç çıkartmaya çalışırım. Evet, bazı eleştiriler tamamen kapalı gözlükle yapılan, tamamen seni yerle bir etmek için olanlardır. Hiç onlara takılmam. Onları bilirim ki onların amacı sadece ve sadece kendi başaramadıkları bir şeyi kötülemek. Ama bazılarından da pozitif şeyler çıkartabilirim, eksiklerim olabilir. Çünkü sonuçta ilk kez böyle bir makine yapacağım.
Oradaki bana yöneltilen eleştirileri dikkate alırım. Belki ekibimi toplarım ve böyle eleştiriler geliyor. Sakın bunlar gerçekleşmesin. Bizim daha dikkatli olmamız gerekir diye onları uyarırım. Hiçbir şekilde beni yolumdan döndüremez. Geri adım atmam ve daha da çok motive eder. Özellikle de o art niyetli eleştiri yapanlara en güzel cevap, başardığın gün artık eleştirebilecekleri bir şey kalmaz. Onu göstermek en güzel bir, çok güzel bir tatmin olur. Ve o gün geldiği zaman da onların kafalarını kuma gömdüğünü görürüm. Evet, biraz hikayeler de zaten böyle oluşur değil mi? Büyük hikayeler böyle oluşur. Peki aldığın yüksek miktardaki maddi destek yüzünden eleştirilsen de çalışmaktan vazgeçmiyorsun. Tıpkı söylediğin gibi. Seni zorlayan bir başka nokta da birlikte çalıştığın ekibe kafandakileri anlatabilmek, aktarabilmek tam olarak. Teknik çizimi yeterli değil. Bazen aklındakileri ustalara eline bir tebeşir alıp yere bir şeyler çizerek aktarmaya çalışıyorsun. Üretimde de zaman zaman aksamalar oluyor. Yani süreç kolay değil, zorlu bir süreç. O sırada bir gün TÜBİTAK yetkilileri makine tasarımlarını görmek istediklerini söylüyorlar. Parayı verdiler ya, bir denetlemek istiyorlar. Altından kalkamayacağın bir işe giriştiğini düşünür müsün? Tam da böyle bir aşamada. Biraz da neredeyse sınava tabi tutulmuş gibi bir şey karşısında. Hayır, kesinlikle düşünmem. Bir kere bir yola çıktıysam o yolun sonunu mutlaka getireceğime inanırım ben. Ve TÜBİTAK yetkililerinin de gelip orada denetlemelerinden de hiç gocunmam. Çünkü ben iyi yaptığımı, iyi için çalıştığımı biliyorum. Orada belki problem, gerilim unsuru olabilecek şey şudur. Hani açıp tasarımlara bakamıyorlar. Çünkü sen yere, duvara falan bulduğun her yere tebeşirle çizen bir tür genius diyelim olduğunu anlaşılıyor. Ya da anlaşılacak belki. Hani öyle bir açıp şey gibi sınav kağıdı kontrol eder gibi edemiyorlar. Belki onun bir gerilim vardır. Her şeyi anlatmak zorundasın falan. Yani o açıdan da birazcık sordum. Yoksa tabii ki soracak adamlar. Niye sormasınlar? Yani burada önemli olan eleştiriler, TÜBİTAK'ın, onlar da artık parayı vermişler zaten. Para gitmiş, parayı almışım ben, para cepte. Onlar da denetliyor da yani hani ondan sonra kısacak mı denetlemeyi? Tabii kısacaksa sıkıntı var. Biraz daha yani onlara hazırlıklı olmam lazım. Bir ikna meselesi evet, var. Onları biraz daha ikna edecek metotları bulmam lazım. Ama onu da geçeceğimi ben düşünüyorum. Çünkü artık yolun belli ki onlar da yolun dörtte üçüne gelmişiz. Sonuç önemli. Sonucu iyi olacağına inanıyorum. Yoksa girmezdim böyle bir işe bulaşmazdım yani. Tamam peki. Bakalım ne oluyor? Yetkililerin geleceği gün tasarımı nasıl yapacağını buluyor. Ve yaptığın sunumla herkesin takdirini kazanıyorsun. Makine tamamen bitip duyulduğunda ise tekstil sektöründe yeniliklerin kapısının açılacağı anlaşılıyor. Bu projeyle 1998'de teknoloji başarı ödülüne layık görülüyorsun. Gaziantep'in ilk TÜBİTAK projesiyle Almanya, İtalya, Fransa gibi sayılı ülkelerde imal edilebilen iplik makinesinin Türkiye'de üretimini başlatıyorsun. İlk büyük makine tasarımını hayata geçirdin. Ne hissediyorsun? Kimse sana inanmadığında ve eleştirdiğinde vazgeçmeyi düşünmüş müydün? Hayır, düşünmemiştin. Ve hiç düşünmedim. Tabii ki gururluyum kendi açımdan ve ülkem açısından da gururluyum. Çünkü bundan sonra ne olacak? Bundan sonra bitti mi? Bitmez. Devam eder. Yani bundan sonra ülkeye döviz kazandıracağız. Bundan daha sonra iyi makineler, bunun, daha yenileri. Bunun bir kere pazarlaması da önemli. Evet, bu makine çıktı. Bunu bir kere tanıtacağız. Bütün dünyaya tanıtacağız. Ülkeye döviz gelecek. Ondan sonra da bu makineyi daha teknolojik yeniliklerle, şimdi daha çok para var. Daha sadece TÜBİTAK desteği değil, para akmaya başladı. Başarı var. Şu anda artık başarı var. Ve başarı geldiği zaman insanlar daha fazla peşinden gelmeye başlarlar. Şimdi bunu artık değişik, belki farklı sektörlere de yayılıp bunu geliştirmeye çalışacağım. Evet, yani bu başarı seni durdurmuyor. Aslında bir başlangıç oluyor bir bakıma.
İlk projenin başarıyla sonuçlanmasıyla sonraki senelerde Ar-Ge çalışmalarına, yani araştırma geliştirme çalışmalarına ağırlık veriyorsun. 8 adet TÜBİTAK projesini başarıyla tamamlayarak sentetik elyaf ve iplik üretiminde Türkiye'de ilklere imza atıyorsun. Ürettiğin makine sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ilgi görüyor. Kısa süre inceleme fırsatın olan tüm makineleri, ne zaman bir makine görsen, çok daha az maliyetle üretmeyi başardığın fark ediliyor ve bu konuda çok ünleniyorsun. Elde ettiğin başarı karşısında ne hissediyorsun? Tabii ki... İlkokul mezunu birisi olarak. Hayatta bir sınır olmaz. Önemli olan inanmak, çıktığın yolda geri adım atmamak. Eleştiriler karşısında demoralize olmamak. Bunları bir motive unsuru olarak kabul etmek, bunlardan ders çıkartmak. Tabii ki bütün bunları başardığım zaman da yani mütevaziydik sonuçta. Yani bu bunu bir Amerikalı da farklı bir sektörde başarmış olabilir. Bir Rus da, bir İtalyan da moda sektöründe yaptıkları gibi. Evet. Bunu da ben başardım. Tabii ki ben ailem adına, çocuklarım adına ve Türkiye'de beni kendisine örnek alacak olan gençler adına mutlu olurum. Çünkü benim bu başardığımı birçok sektörde başka genç arkadaşlarımız da, gençler de örnek alıp başaracaklar. Onların da önünü açmış oluyoruz. Evet. Peki tanışalım mı? Tanışalım. Efendim geliyor. Mennan Aksoy, tekstille yakınlığım var geçmişte, hatırlıyor musun, tanıyor musun? Duydum ismini. Duydun. Ama evet, tanışma Mennan şey Usta, olmadı. Evet. Geliştirdiği makine teknolojisi sayesinde tekstil sektörüne yeni ürünler girmeye başladı. Bütün dünya tekstilcileri onun makinelerini almak için sıraya girdi. Mennan Aksoy gördüğü makineleri kısa sürede daha az maliyetle üretme yeteneğiyle ünlendi. Ama bir yandan da yabancı mühendislerin en büyük rakibi oldu. Hatta kimi zaman yurt dışı fuarlara alınmadı. Bayağı bir başarı, büyük, evet. Yani tescillenmiş başarı demek ki. Mennan Usta hiçbir zaman vazgeçmedi ve farklı sektörlerde de kullanılabilecek yüzlerce ödülü olan, başarı hikayesiyle üniversitelerde birçok dersin konusu olmaya devam eden Mennan Aksoy, 2015'te ne yazık ki hayatını kaybetti. Kendisini rahmetle anıyoruz. Mennan Usta ürettikleriyle bir dünya markası haline gelmiş. Siz de Euroleague başarılarınızla hem Türkiye'de hem dünyada, bence daha önceki İtalya maceranızı da katmak lazım. Marka bir isim olmayı başardınız. Siz de bir markasınız. Diğer koçlardan seni ayıran nedir hocam? Marka olmanı sağlayan nedir? Farkı, nüans nerede? Şimdi tabii bunu benim anlatmam çok kolay değil kendin açısından. Ama şöyle söyleyeyim size, işte biraz önce bahsettiğiniz Panathinaikos dediniz. Evet, Panathinaikos işte kulüp başkanıyla bir görüşmem oldu, daha ilk görüşmemizdi. Nitekim bu dönemlerde işte antrenörler, oyuncular transfer döneminde görüşmeler yaparlar ve orada çok etkileyici bir söz söyledi benim için. Ya ben şu anda Rediş'te bir antrenör arayışı içindeyim. Biz çok büyük bir markayız Panathinaikos olarak ama son birkaç yıldır bir türlü başarıya ulaşamıyoruz. Heyecanımızı kaybettik. Baktığım zaman teknik anlamda, ben teknikten de tabii ki anlarım ama teknik anlamda işte kariyer anlamında Avrupa'da 4-5 tane tabii ki iyi antrenör var. Sen de onlardan birisin. Ama benim seni istememin esas sebebi o aldığın teknik başarılar değil. Yani o şampiyonluklar falan, onların dışında sendeki bu heyecan, sendeki bu geri adım atmama, o liderlik özelliği ve etrafına o heyecanı katma. En ince detaylarla dahi ilgilenme. Aslında hikaye yazma şeyi, evet, değil mi? Bir hayal kurdurma ve onu gerçekleştirme potansiyeli. Şöyle bakın, ben şu anda
mecburen bazı şeyler anlatmak, hep ben diye konuşmak ama dünyada, Avrupa'da bütün Avrupa kupalarını kazanmış tek antrenör şu anda benim. Evet. Ben sadece Euroligi kazan, bunun için anlatıyorum. Evet. İşte bakıyorsun Siena'ya gidiyor Ergin Ataman. Tarihinde ilk kez bir kasaba takımı, bir kasaba ve küçük bir şehir takımı hiç hayal bile edemediği bir Avrupa şampiyonluğuna ulaşıyor. Daha sonra işte Beşiktaş'a geliyor. 50 yıl sonra, tam şu anda şeyini unutuyorum, Beşiktaş takımı Türkiye şampiyonu oluyor. Stat doluyor. Sinan Erdem salonu. Evet. Final maçında evet. 16-17 bin kişi, ki Beşiktaş uzun yıllardır bunu yaşamazken, aynı yıl hem Avrupa Kupası'nı kazanıyor hem de Türkiye Kupası'nı kazanıyor. Beşiktaş'tan ayrılıp Galatasaray'a gidiyorsun. 23 yıl sonra gelen bir Türkiye şampiyonluğu ve ondan sonra tarihinde ilk kez. Şimdi tabii bütün bunlar bir her gittiğin yerde o heyecanı getirme ve hep büyük hedeflerle, yani gittiğin kulüpte nereye... Bir başarı alışkanlığı yani. Bir başarı alışkanlığı, cesaret belki. Ben bunu böyle... Ama cesaret de deli cesareti değil. Yani, özgüven daha doğru değil mi hocam? Muazzam bir birikim, özgüven meselesi. Birikim diyelim. Çok genç yaştan beri bir sonucu olarak, tabii. Gelen birikim, kendini geliştirme ve ondan sonra da özgüven. Yani gittiğin yerde hep uzun vadeli planlar, antrenörlükte bu çok şeydir. Uzun vadeli plan yaparsın. Bir iş yerine gittiğin zaman da, şimdi iş yerinde olabilir, küçük bir işletmeyi alıp da büyük bir hale getirmek için bir zaman, ama bir kulübe gittiğin zaman, ya ben evet 3 yıl, 4 yıllık bir proje yapacağım. Ondan sonra da o projenin sonunda da işte biz zirveye çıkacağız. Üstelik gittiğin yerin alışkanlıkları var, tabii yordamları var, ezberi var. Anadolu Efes'le onları da kırmak gerekiyor. Anadolu Efes'le anlaştığım zaman 5 yıl önce, Efes evet Euroleague'de son sıradaydı ama Efes hep Avrupa'da önemli bir kulüptü. Büyük yatırım yapan, arkasında çok büyük bir kurumun olduğu bir kulüp. Şimdi onlar beni oraya getirirken niye getirdiler? Yeniden o eski günlerine dönmek için getirdiler. O zaman da anında o cesareti gösterip, işte biz hedefimiz Euroleague'de Final Four'a çıkmak. Evet. Galatasaray'a geldiğin zaman ben hatırlıyorum, Galatasaray'da bizi Euroleague'den almamışlardı Euroleague'e. Euroleague'de işte lisans şeylerinden dolayı. Ben o sene çıktım, dedim ki peki bize siz Euroleague'in dışına ittiniz, ki biz o sene çeyrek final oynamıştık Euroleague'de. Evet. Euroleague'in dışına ittiniz, takım sayısı azalmıştı, bazı takımlara wild card vermişlerdi. Biz de o zaman ikinci kupa olan, Euroleague'in ikinci kupası olan Euro Cup'ı kazanıp buraya tekrar geleceğiz dedim. Şimdi o tabii ki kendi biletimi kendim alırım. Yani kendime bir sorumluluk aldım. Evet. Ona göre takım kurdum ve yönetimi de ona ikna ettim. Evet. Yani hadi gelin güzel bir takım kuralım. Sponsoru ona göre ikna ettim. Yani bunların hepsi bir şeydir. Veyahut da sahaya çıktığın zaman bazen işte hep konuşulur. Sahada sadece oyun, sadece sahada kazanılmaz. Psikolojik anlamda da sporcularını rahat ettirmen gerekiyor. Çünkü çeşitli faktörler var. İşte seyirci baskısı, büyük kulüpler var, büyük camialar var. Hep bir baskı unsuru oluşturulur. Bunları ben o mücadelemle bertaraf etmeye çalıştım. Bazen işte siz biraz önce söylediniz, ben iyi bir Fenerbahçeliyim diye. Fenerbahçeliler bana kızarlar. Fenerbahçeli arkadaşlar, ki çoğu benim de arkadaşımdır. Ama baktığınız zaman son 11 yıl içerisinde mesela şuradan geleceğim. Fenerbahçe'nin Türkiye'de 6 şampiyonluğu var. Benim 5 şampiyonluğum var. Farklı takımlarda. Şimdi tabii böyle olunca bunlar da sadece farklı takımlar. Hep aynı takımla şampiyon olursan o biraz daha kabul edilebilir. Yani sen bugün Barcelona'ya gidersin. Tabii. Üst üste 7 sene, 8 sene şampiyon. Ama tabii, farklı takımlarda bir süreç içerisinde bir şampiyonluk kazanabiliyorsan, o zaman bu demek ki sadece teknik bilgiyle olmuyor. Onu görüyorum ben. Yani fark olarak, burada. Farkın burada olduğunu düşünüyorum. Yani aslında bu anlattıklarınız da doğal olarak şeye geliyor. Vizyon sahibi olma meselesine dönüp. Yani çünkü gördüğünüz bazı şeyler var. Görmek, yaşamak istediğiniz bazı şeyler var. Basbayağı çatır çatır onlar yaşanıyor yani. Birikim, vizyon ve hayallerini gerçekleştirmek için... Evet. Asla demoralize olmadan
çalışmaya devam etmek. Peki, yani konuyu siz birazcık derinleştirdiğiniz için hocam, sen derinleştirdiğin için izninle. Yani bir ihtimal olarak eğer önümüzdeki sezon Yunan Ligi'nde oynayacaksan, fanatik zor bir taraftar olarak bilinen bir takıma gidiyorsun. Taraftarı fanatik olan bir takıma. Ve buraya Türk antrenör olarak gitmek çok biraz fantastik bir şey artık. Yani bu konuda ne düşünüyorsun? Zor olmayacak mı? Olursa eğer, öyle bir şey olursa. Valla benim hayatım hep fantastik hikayelerle geçti. Onun için de hiçbir şeyden ben çekinmiyorum. Ayrıca tabii ki keşke bu Anadolu Efes'te yarattığımız büyük hikayeyi devam ettirebilsek. Ama bazen işte hayat sana bazı kararlar vermeni gerektiriyor. Ve bu kararları verirken de hiçbir şekilde böyle bir çekişmeyle değil. Bu kararları biz çok değer verdiğim başkanımız Tunca Özilhan'la birlikte vereceğiz bu kararı sezon sonunda. Tabii. Ama bazen işte yeni heyecanlar, herkes için yeni heyecanlar sende bir ufkunda bir genişleme yaratabiliyor. Bana da açıkçası bir Yunan takımında, üstelik de Panathinaikos gibi Avrupa'da marka olmuş, Avrupa'nın en büyük basketbolda markalarından biri elbette, olan ama son yıllarda da bir geriye doğru gitmiş, işte OAKA diye bir salonları var. İşte baktığınız zaman Avrupa'nın en heyecan verici, en büyük salonu bir kere onlarda. Yani 17-18 bin kişilik. Orada ben şimdi son kararımı vermeden önce inanın akşamları açıp o OAKA'nın atmosferi var YouTube'da, onları izliyorum. İşte oğlum Sarp, o çok duygusal bir çocuk ve Anadolu Efes'ten bu son 5 yılı çok büyük bir bağ kurdu. Bizle beraber, hep takımın yanında, her yerde falan. Mesela o bu söylentiler... Artık maç sonlarında yorumu alınıyor, evet, Sarp'ın. Evet, yorumları yapan, kendisini kulübün bir parçası olarak görüyor. Evet. Mesela o çok muhalif bu şey, bu, böyle bir olaya. Açıp mesela ona gösteriyorum, onu etkilemek ne için. Ne diyorsun bak, burada yani da bak, bir heyecan böyle bir atmosfer var, böyle bir heyecan var diye. Onun için bu olay gerçekleşirse tabii ki ilk kez bir Yunan takımında, üstelik de Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birisinde çalışacak olmak bana bir heyecan veriyor. Belki de bu heyecana benim ihtiyacım var. Belki bu heyecanı Anadolu Efes'in de artık Ergin Ataman'sız yeniden bir Anadolu Efes heyecanı var. Daha sizi için... söyleyeyim mi? Müsaade edersiniz. Siz söylemezsiniz, ben söyleyeyim. Belki de bir ekol, Yunan basketbolu, bir ekol yani o sporda. Bizim basketbolumuzla onların basketbolu arasında da unutulmaz, müthiş, nefis yeni bir köprü kurma şansı bu. Rekabet daim ama dostluğun güçlendiği, daha dirsek teması olan, daha sıcak ilişkilere de şey yapıyor. Çünkü İtalya'da bulunduğunuz süreçte biz kısmen Siena'lı olduk. Evet. Şimdi zaman zaman Panathinaikos'a da daha motive olarak maçlarını seyredeceğiz. Belki orada genel olarak bizle ilgili şeyleri de, bazı yargıları, en sert olanları, en peşin hükümleri bile belki kırıp geçirecek bir şey. Yeni başarılar kuşkusuz elde edeceksiniz. Ve şeyi de ekleyelim. Gene aşağıda bir yerde bir takım sizi bekliyor. Alıp onu çıkartmak için büyük bir challenge. Yani kişisel bir şey olarak da çok büyük bir challenge. Şimdi rekabet, bakın, kendinizle tabii ki, rekabet ediyorsunuz. Doğru mu? Bu doğru. Olay sadece basketbolun da dışına taşan tabii bir olay. Çünkü bu olay gerçekleşirse bir Türk... Şimdi oyuncu olarak gitmek farklı. Geçmişte de ama hoca olarak bir yere gittiğiniz zaman lider olarak gidiyorsunuz. Evet. Yani siz bugün bir Yunan takımının, Avrupa'nın basketbol, Yunanistan'da futbolun yani birinci üstünde bir şey tabii. Ve Panathinaikos gibi evet, bir kulübün başına hoca olarak gitmek, onların bunu kabullenmesi, onların bunu istemesi, bu sadece sportif anlamda değil, sosyolojik anlamda da. Türkiye ile Yunanistan arasındaki zaman zaman sertleşen ama işte son dönemde de gördük, bir deprem
olayında, yaşadığımız talihsiz olayda komşumuz. En hızlı tepki veren. En hızlı tepki veren. Bizim, ben bunlardan mesela çok etkilenmiştim. Siz de fark etmişsinizdir. Depremin ertesi günü Yunan resmi televizyonunda Türkçe türkülerle o depremin yarattığı acıyı paylaştı Yunanistan. Şimdi bunlardan etkileniyorsun sen insan olarak ve ben şunu gördüm. Hakikaten orada halklar arasında ciddi anlamda bir şey yok. Aynı onlar da bizim gibi Yunanlı. Zaten yani yarım saat buradan bazen biz konuşuyoruz işte bu kararımızı verirken işte insanlar üzülüyorlar. Mesela annem yaşlı, anne dedim. Tedirgin oluyor belki. Yani farz et ki İzmir'de bir takıma gidiyorum. Veya farz et ki Gaziantep sporu çalıştırsam daha uzak. Daha uzak. Evet. Onun için de bu böyle bir köprü olabilir mi diye o da bana ayrıca bir heyecan veriyor. Bakalım bir buçuk ay içerisinde sezon bitimiyle beraber, evet şu anda prensipte birçok konuda biz anlaştık ama tabii ki ben şu anda Anadolu Efes'in hocasıyım ve basketbol liginde de bir mücadele devam ediyor. Bu mücadele bittikten sonra yeniden başkanımızla da oturacağız. Evet. Ama büyük bir ihtimalle yani %90 bu misyonu üstleneceğim gibi geliyor ve bunda en büyük desteklerden birisinin de ben hem Türk halkı, Türk spor camiası ve kulüp başkanımız Tuncay Özilhan ve yönetimin olacağını düşünüyorum. Biz de kalpten bu şeye katılıyoruz. İyi haberlerinizi deli gibi takip ediyor olacağız eğer öyle bir şey olursa. Peki tekstilci bir aileden geldiğinizi söylemiştiniz. Panathinaikos meselesini kapatıyorum. Çok kurcalıyormuşum gibi görünmesin diye. Babanız da zamanında iflas edip yeniden başlamış. Yani yeniden başlama konusunda bir ilhamınız olduğu kesin. Siz o işlerle ne kadar ilgileniyorsunuz, ilgilendiniz ya da hala bir ucunda ben var mısınız? Ben 5 yaşındayken biz İtalya'ya gittik. Ve o zamanlar babam bir İtalyan fabrikasıyla beraber bir çorap fabrikası ortak kurdular. Belki de benim bu yani yaşamdaki zorlukları aşma, İtalya'da ben ilkokula başladım. Bir kelime İtalyanca bilmiyordum. Ve okulda başka yabancı yoktu. Ama orada bir şekilde söktüm. Canhıraş bir şekilde. Evet, canhıraş şekilde. Bir şekilde bunu söktüm. 4 yıl veya 5 yıl oradaki bizim hikayemiz devam etti. Ama sonrasında o ortaklık bozuldu. Ve biz Türkiye'ye döndüğümüz zaman babam sıfır noktasındaydı. Yani her şeyini orada bırakmış. İşte o ortaklıkta zarar etmiş bir şekilde Türkiye'ye döndük. Ama Türkiye'ye dönerken de o gün dahi pes etmeden İtalya'nın en büyük makine üreticilerinden, çorap makinesi üreticilerinden bir firmanın, dünyanın en büyük çorap makinesi üreten bir firmanın Türkiye mümessilliğini, Türkiye temsilciliğini almıştı. Ve o an Türkiye'de böyle bir makine yoktu şeyde. Ben hatırlıyorum o günleri. Türkiye'ye döndükten sonra biz 2-3 sene rahmetli dedem, benim çok önemli bir simadır. Bu programda onu da mutlaka benim kişiliğimin almış olalım, oldu. Kendisi Şemi Ergin, Demokrat Parti zamanında, Adnan Menderes zamanında 10 yıl Demokrat Parti'de Adalet Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve en son Milli Savunma Bakanlığı yapmıştı. Bir kişilik. Çok önemli bir kişilikti. O ihtilalden sonra yemin etmişti bir daha hiçbir zaman siyasete dönmeyeceğim diye. Ben gençlik yıllarımı hep onun anılarıyla, onun anlatmasıyla geçirdim. Ve o dönemde biz onun evine sığındık, İtalya'dan geldik. Bize kucağını açtı ve 2 yıl biz o evde yaşadık. Ben 5. sınıfı Türkiye'de okumaya başladım ilk kez. Ve onu görüyordum ki babam o dönemde bir şeyler yapmaya çalışıyordu sıfırdan ve bir firmayı, Türkiye'de büyük bir çorap üreticisini bu makineleri almak üzere ikna etti. Ve ilk kez Türkiye'ye geldi. Ondan sonra da Türkiye piyasasının %90'ına bu makineler geldi. Türkiye çorap sektöründe dünyanın 1 numarası oldu Çin'le beraber. Hatırlıyorum işte biraz önce söyledim, sanayici dostlarım var. Çok yakından tanıyorum, hatta hala mesajlaşıyoruz, konuşuyoruz.
Aynen biraz önce bahsettiğimiz Menan Usta gibi 10 makineyle başlayıp, hatta ben o zamanlar o makineler geldiğinde işte Bayrampaşa'da atölyeler vardı. İtalyanca bildiğim için tercümanlık yapıyordum. Yani bu makine İtalya'dan teknisyenle 10 makineyle başlayıp şu anda 5000 makinesi olan, İstanbul'da, Çankırı'da, Gaziantep'te fabrikaları olan çok dostlarımız var. Onun için de bu konuda babam şu anda 89 yaşında bıraktı. Evet. Hasta şu anda, ciddi öyle bir hasta. Ama bize bıraktı o şeyi. Fakat bundan 2 yıl önce o sektörden çekildik biz. Benim bu basketboldaki bu kadar aksiyon hala da İtalya'daki firmayla da çok büyük bir firma. İlişkilerimiz, şeylerimiz devam ediyor ama onlarla böyle bir karar almak durumunda kaldık. Okulun sizi geliştirmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Pratik yaparak hayata daha çabuk atılacağımı düşünüyorum. 20'li yaşların başında bir arkadaşınla birlikte kendi atölyenizi açmaya karar veriyorsunuz. Hayattaki amacım yaptığım işte hakkımı alabilmek. Makine üretiminde sana yardım edecek bir de ekip tahsis ediyor TÜBİTAK. Altından kalkamayacağın bir işe giriştiğini düşünür müsün? Hayır, kesinlikle düşünmem. Bir kere bir yola çıktıysam o yolun sonunu mutlaka getireceğime inanırım ben. Makine tamamen bitip duyulduğunda ise tekstil sektöründe yeniliklerin kapısının açılacağı anlaşılıyor. Gururluyum kendi açımdan ve ülkem açısından da gururluyum. Mennan Aksoy gördüğü makineleri kısa sürede daha az maliyetli üretme yeteneğiyle ünlendi. Ama bir yandan da yabancı mühendislerin en büyük rakibi oldu. Hatta kimi zaman yurt dışı fuarlara alınmadı. Yeni hikayemize geçelim mi? Buyurun. Çok iyi bildiğiniz bir şeyi soracağım koç. Mücadeleci olmak ne demek? Başarı için her şey mesela göze alınabilir mi? Ne dersiniz? Etik kurallar çerçevesinde rakiplerini rencide etmeden başarı için her şey müblah benim felsefemde. Sonucun önemli olduğu bir yola çıkıyorsanız o zaman başarmak için her şeyi yapmanız lazım. Ama biraz önce söylediğim kurallar çerçevesinde etik kurallar ve karşınızdaki rakibi rencide etmeden. İçinde fanatizm var mı bu formülün? Hayır. Olmazsa olmaz. Fanatizm etik kuralların içerisinde olmaz. Fanatizme ama yer yok değil mi? Fanatizme yer yok ama desteklemeye, o sinerjiyi yaratmaya mutlaka yer var. Bu çok önemli. Fan olmak evet fan, ama fanatik olmak. Var. Fanatizm ve holiganlığa yer yok. Yer yok. Holiganlığa yer yok. Çünkü bu zaman içerisinde sana da zarar veriyor. Senin kendi takımına da zarar veriyor. Senin kendi takımın üzerinde de büyük bir stres ve baskı oluşturuyor. Tabii. O açıdan fanatizme yer yok. Resmi de karartıyor biraz. Evet. Evrensellik konusunda ne düşündüğünü sormayacağım. Çünkü şu ana kadarki konuşmalarımızda bilhassa işini yaparken sınır tanımamak, vizyon meselelerinden bahsettiğin yerlerde o konudaki fikrini aşağı yukarı anladık ama aidiyeti sorayım. Bakın, bir işte başarılı olmanız için o işi sevmeniz lazım. Çalıştığınız kuruma karşı olan aidiyetinizi, yani orası sanki sizin, evet siz belki orada bir çalışansınız. Ben çalıştığım bütün takımlarda profesyonelim ben sonuçta. Ama orayı sahiplenmeniz lazım. Sanki siz orada parayı, mesela çalıştığım kulüpte şu anda parayı veren ben değilim. Evet. Anadolu Efes'te. Evet. Parayı veren kurum. Siz parayı harcayansınız. Ben parayı harcayanım. Ama o parayı harcarken de en küçük ayrıntısına kadar dikkat etmeliyim. Oradan ona zarar gelmeyecek her türlü şeye mücadele etmeliyim. Birlikte kazanmaktan, paylaşmaktan gurur duymalıyım. Yani birlik bunu beraber aidi birlikte olmaktan gurur duyup ben bugüne kadar çalıştığım her takımda oranın aidiyetini hissettim. Evet, biliyorsunuz benim için işte ben Galatasaray Kongre üyesiyim. Evet. Herkes benim Galatasaraylı olduğumu biliyor. Futbolda Galatasaray'ı tuttuğumu biliyor. Ama ben Galatasaray'a karşı Beşiktaş'ı çalıştırırken de Beşiktaş'ı şampiyon yaptım.
Hiçbir zaman orayı sahiplendim, en iyisini yapmaya çalıştım. Anadolu Efes'e geçtim, gene aynı şekilde. İzninizle yeni hikayemize giriyorum. Bu hikayede 10 Nisan 1983'te Chicago'da metruk bir binada dünyaya geliyorsun. Maddi olarak imkansızlıklar içinde madde bağımlısı bir anne babanın 5. ve en küçük çocuğusun. 7 kişilik bir ailenin geçimini sağlamak için anne ve baban bir süre sonra uyuşturucu satmaya başlıyorlar. Sevgisiz, iletişim kurulamayan, yoksul bir aile. Aileniz içinde seni anlayan tek kişi 3 yaş büyük olan abi. Diğer çocuklar içinde, kardeşler içinde. Böyle bir ailede yaşamak seni nasıl etkiliyor? Böyle bir ailede yaşamak bir çocuğa hayal kurdurur mu geleceğe yönelik olarak? Şimdi tabii bu çok sıkıntılı bir durum. Yok, ben bunu kabul edemem. Yani ben bir an önce o ortamdan çıkmaya çalışırım. Hmm. Yani o aile ortamından okuyarak, kendimi geliştirerek, bir yeteneğim varsa o yeteneğimi kullanarak. Çünkü orada her ne kadar, evet benim karnım bu şekilde belki doyuyor ailemin yaptığı bu işten dolayı ama diğer çocukların hayatı köreliyor, hayatı bitiyor. Ben açıkçası bunu kabullenemem. Bir an önce kendimi çok küçüksün tabii. Çok küçüksün şu anda. Şu aşamada çok küçüksün. Ama yani hayal kurdurabilecek bir ortamda yaşamadın. Bir çocuk için nefes almanın çok zor olduğu bir ortam olduğu kesin değil mi? Çok zor bir ortam. Evet. Çok zor bir ortam. 3-4 yaşlarından itibaren eve yapılan polis baskınları, hapse girip çıkan aile üyeleri, bitmek bilmeyen kavgalar, belalar ailenizin günlük hayatının normal bir parçası haline geliyor. Küçük yaşlarda bu yaşadıkların seni çok mutsuz ediyor. Hem senin hem de kardeşlerinin okulla ilişkisi tahmin edersin ki çok zayıf. Ancak kardeşlerinden ayrı olarak okulun senin için özel bir anlamı var. Okulun ilk günü de gününde tanıştığınız ve küçük yaşına rağmen seni çok etkileyen bir kız, senin az da olsa okula gitmen anlamında bir motivasyona sebep oluyor. Yaşınız ilerlerken onun sizin için önemi de giderek artacak. Yaşın küçük, buna karşın yaşadıkların seni hızlı olgunlaştırıyor. Sence bu kıza olan ilgin devam eder mi? Senin için güzel şeylerin kapısını açmanın bir şeyi midir, bir kapı mıdır bu? Hoşluğa, güzelliğe, iyiye doğru açılan tabii bir kapı ki. Olur mu? Yani hayatımda hep kötülükler görmüşüm. Acı var çünkü. Aile ortamında hep bir acı var, hep bir mutsuzluk var. Yani hep bir mutsuzluk var. Şimdi orada bu kızda olduğum zaman, onun yanında olduğum zaman, onunla konuştuğum zaman kendimi iyi hissediyorum. Kopuyorum bir an için o yaşadığım olumsuzluklardan uzaklaşıyorum. O açıdan bu kızın hayalim, bu kızın hep hayatımda olması, hep onunla beraber devam edebilmek. Güzel. O kızı ve sana hissettirdiği güzel duyguları hiç unutmuyorsun. Ama yaşadıklarınız, ailece yaşadıklarınız bu ilişkinin tadını çıkarmana izin vermiyor. Annenin ve babanın cezaevinde olduğu dönemlerde yiyecek yemek bulmakta bile zorlanıyorsunuz kardeşler. Abin de bu zor günlerde uyuşturucu satmaya başladığını fark ediyorsun. Engellemek istesen de elinden bir şey gelmiyor. Muhtemelen o da anasız babasız ortamda küçük kardeşlerine bakabilmek için tek önündeki örneğe başvuruyor, oraya kadar indirgiyor hayatı. Şimdi ciddi bir açmaz var ortada. Ailenin seçimi biraz da senin kaderin gibi gözüküyor bu aşamada. Bu kadere razı olacak mısın? Yoksa aynı yolun yolcusu mu olacaksın sen de? Şimdi bu konu çok hassas bir konu. Bu konuda ben ailemin, abimin ve her kim olursa olsun yakın arkadaşımın hayatını geçindirmek için uyuşturucu satıyorum
fikri hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Bunu sindiremiyorsun, evet. Ben hiçbir şekilde bunu sindiremiyorum. Ben abimi de silerim bu şeyden. Burada insanların hayatını köreltmek, yani ben geçinmek için insanların hayatını nasıl köreltirim? Yani burada... Ama bu hayattaki tek, neredeyse kendini yakın hissettiğin tek kişiden bahsediyoruz. Bunu da hatırlatayım. Anlıyorum ama hani bunu da hatırlatayım. Hiçbir, şöyle söyleyeyim... Hiçbir gerekçe bu şeyi kurtarmaz diyorsun. Hiçbir gerekçe bu şeyi kurtaramaz. Yani bu kurtarmaz. Yani benim için kurtarmaz. Bir an önce... bir başka yol bulmamız lazım. Bir başka yol bulurum ya. Sokakta gider, su satarım, simit satarım. Bakalım ne olmuş, bakalım ne olmuş. Bütün bu şeyden, manzaradan uzak kalmaya gayret ederek 10 yaşına kadar geliyorsun. Yine annenin hapiste olduğu bir gün, akşam evde abini beklerken ne yazık ki ölüm haberini alıyorsunuz abinin. 13 yaşındaki abiniz. Yani hayatınızdaki en sevdiğiniz kişi, en sevdiğin kişi. Sırtından vurularak öldürüldüğünü öğreniyorsun onu. Cenaze törenine anneniz bileklerinden kelepçeli ve polis nezaretinde katılabiliyor. Tabut başında döktüğü gözyaşları çektiğiniz acıyı daha da katlıyor. Şimdi bir bakıma idol olan bir abiden bahsediyoruz burada. Yani abinin hayatını kaybetmesi ne hissettiriyor? Yalnızsın. Hayatta sana sahip çıkacak kimse kalmadı. Nasıl devam etmeyi düşünüyorsun yola? 13'te yaş yani. Parmak kadar aslına bakarsan. Vallahi şimdi tabii çok zor bir hikaye bu. Çok. Çok dramatik. Zor olmasa size sormazdık. Dramatik bir hikaye. Tabii ki ölüm yolun sonu. Yani ölüm, işte uyuşturucu, sahtekarlık, dolandırıcılık. Bunların hepsi feci şeyler ama tabii ki ölen, öldürülen benim abimse bu tabii beni çok perişan eder, etkiler. Ama sonuçta yaşam mücadelesi vermek durumundayım. Artık ailemden bir şey yok. Yani anne babam zaten hapiste. Mutlak yalnızlık. Zaten onlardan da ben de hani baktığım zaman hep benim hayatımı mutsuzluklar yani. Aslında nefret ediyorum onlara. Tek bir iyi örnek yok ya. Evet, tek etrafta bir örnek tane yok. Sarılacak dal yok yani. Yani yeteneğim olan, yapabileceğime inandığım bir şekilde yola devam etmeye çalışırım. Yani sonuçta birileri benim de iyi yapabileceğim bir şeyler mutlaka şey vardı. Hayatınızdaki tek iyi şey yakınınızda mı, kız? Tabii ki. Kız. Peki. Kız yakınımda. Peki. Bu olaydan sonra çok yalnız ve çaresiz hissediyorsun. Ailenin etrafındaki etrafında dönen ve peşine takılmış, onu bırakmayan sorunlar bitmek bilmiyor. Paraya çok ihtiyaç var. Anne cezaevinde. 10 yaşında bir çocuk olarak sen de ailenin izinden gitmenin en kolay yol olduğunu düşünüyor ve abinin ölümüyle yarım kalan işlerine devam ediyorsun, onun işlerine devam ediyorsun. Artık sen de aynı kaderin ortağısın. Birkaç sene bu şekilde devam ettikten sonra hem ev hem okulla ilişkin giderek zayıflıyor. Sonunda ailenin diğer fertleri gibi yakalanıp yaşın küçük olduğu için ıslah evine gönderiliyorsun. Zaten ailenin diğer fertleri de o sırada cezaevindeler. Hayatta kalmak için ailenin izinden gittin ve yakalandın. Küçük yaşta hükümlü olmak nasıl bir şey? İslah evinde de olsa onun bir hükümlülük olduğunu biliyoruz, biliyorsun. Kapatılmış vaziyettesin. Başıma gelebilecek olan en ağır durum. Özgürlüklerin kısıtlanması. Bu kader mi bu? Ama bu kader, evet, yani bu bence
bu tercihi yapmayabilirdim. Ben başka yollardan bir şekilde hayatta kalmaya tutunabilirdim. Bir örneğin ama kolay, olsaydı. Ama kolay yolu seçmişim ben. Yani öyle kolay mi? Yol. Tabii yani ailemin yapmış olduğu bu yasa dışı, insanları mahveden şeyi ben yıllarca küçük yaşlarda hep bundan kötü bakmama rağmen çaresiz kaldığım gün aynı ailem gibi ben de bu yola tutunmuşum. Ama tabii ki o istila evine girdiğim zaman ne kadar büyük bir yanlış yola girdiğimi fark ediyorum. Bu çok önemli bir şey. Tamam, yani güzel. Tam iyi bir noktadayız. Pes etmemek yani. İslah evinde pes etmemeye ve hayata tutunmaya karar veriyorsun. Bütün zararlı alışkanlıklarından kurtulmak için tedavi görüyorsun. Bu sürede lise eğitimine denk bir eğitim alarak diploma sahibi de oluyorsun. Farklı bir gelecek planlamaya başlıyorsun. Bir yandan da İslah evinde farklı işlerde çalışarak aynı zamanda spora düşüyorsun. Spor yapmanın peşine düşüyorsun. Sana çok iyi geliyor bu iş. Ve iyileştirici gücünü fark ediyorsun ve bundan faydalanıyorsun sonuna kadar. Hayatını yeniden şekillendirmek konusunda ne düşünüyorsun? Buradan çıkınca ne yapmayı planlıyorsun? Şimdi artık biraz da spor var, bir diploman var artık ve yakında çıkacaksın. Ne olabilir, ne yapılabilir? Bir kere öbür defteri tamamıyla kapattın. Çok bunu aldın sorulardan ama hani o kısım bitti. Şimdi ne olabilir? Yani bağımlılıktan uzak durabilecek misin mesela çıktığın zaman? Tabii ki. Yani bu bağımlılık beni buraya düşürdü, İslah evine düşürdü. Ve ben çok şükür bu tedaviler sonucu bundan kopmayı başardım. Spor anlamında bir yeteneğim olduğunu, yani kendimi spor yaparak da bu çok önemli. Yani spor yaptığınız zaman sadece vücudunuz bundan beslenmiyor. Mental olarak da, kafa olarak da rahatlıyorsunuz. Birçok şeyi daha iyi düşünmeye başlıyorsunuz. Onun için buradan çıktığım zaman 17 yaşındayım zannediyorum, değil mi şu anda? 17 yaşındayım. Artık bir üniversiteye girip... Çünkü bir lise dengi bir diploma da var. Evet. Bu biraz değiştirir değil mi her şeyi? Tabii ki. Değiştirebilir yani. Tabii ki. Üniversitede maddi anlamda bir sıkıntım var ama part-time çalışarak bir üniversiteden işte spor yaptığım spor iyi yapabiliyorsam belki burs alarak yaşamımı artık tamamen o geçmişte kalan mutsuzlukları kapatıp kendime yeni bir yol açmaya çalışıyorum. İslah evinde 3 sene kalıyorsun. Çıktıktan sonra bir kargo firmasında ve plajlarda çalışıyorsun. Çalıştığın plajın yöneticisi aynı zamanda kişiye özel spor eğitimi veren bir sporcu. Personal trainer. Onun ilgisini çekiyorsun ve tümüyle spora yönlendirmeye çalışıyor seni. Bir taraftan da boş zamanlarda sokaklarda basketbol oynuyorsun. Ama disiplinsiz ve yetişkinlere güvenmeyen bir yapım var. Eğitmen zor da olsa güvenini kazanıyor ve birlikte çalışmaya başlıyorsunuz. Basketbolda geliştiğin için bu alanda sana burs verebilecek uygun bir kolej arıyor. Ancak sabıkalı olman sebebiyle de kimse o yatırımı yapmak istemiyor. Bir tür yatırım diyebiliriz değil mi bursa? Tabii ki. Yatırım, kişiye yatırım, yeteneğine yatırım. Sonunda bir kolejin denemelerine katılıyor ve kötü performansına rağmen burs alıyorsun. Basketbol sayesinde üniversite hayatın başladı. Artık hayatını değiştirebileceğine inanıyor musun, düşünüyor musun? Biraz daha somut şeyler var. Yani eğitmeninin sana inanması, elinden tutması, mesela sana ne hissettirdi? O olmasaydı bu noktalara gelinemezdi çünkü belli. Şimdi nihayet hayatımda... kötü örnek olan, geçmişte beni hayatta tutmaya çalışan ama bunun için kötü işler yapan akrabalarımdan sonra hiç tanımadığım bir insan işte basketbol oynarken plajda şeyde beni görüyor. Fark eden, evet. Ve bir arkadaşlık kuruyor benden. Bu tabii ki güzel bir şey. Yani benim büyüğüm, bir hoca,
spor hocası. Bu beni motive eder ve bana... İlk defa da fark ediliyor bir şey. İyi evet. bir yanı fark ediliyor ve destekleniyor yani. Şimdi tabii ki beni sadece spor hocam kişi olarak, çocuk olarak sevdiği için veya acıdığı için değil, yeteneğimi fark ettiğini ben düşünüyorum. Yani ha. bende bir yetenek var ki, çünkü Amerika'dayız. Yani her yerde var, dolu tabii, değil mi? Yani bana bunun için bir destek veriyor, hoşlanıyor ve bana inanıyor. O zaman artık benim de kendime inanıp bu yoldan ilerlemem lazım. Ben okulda okumayı bir basketbol bursuyla aldıysam, performansım o gün denemelerde iyi olmadı ama bu hocanın ilişkileriyle oraya gittiysem, demek ki bu adam bende bir şey görüyor. Kendime güvenip orada survive etmeliyim. Orada varlık göstermem varlık göster. Artık arkadaşlarım o geçmişte İsta evine giren çocuğu değil, basketbolcu olarak beni tanımalılar. Okuluma da önem vermeliyim. Kendime yeni bir yaşam alanı yaratmalıyım. Çok güzel. Üniversite eğitimini sana verilmiş bir fırsat olarak görüyorsun ve hem okul hem de basketbol için çok çaba harcıyorsun. Kolej liginde istatistiklerin giderek yükseliyor. Sahada hep bir şeyler kanıtlamaya çalışırcasına ve büyük bir açlıkla ter döküyor ve başarılı olup kariyer basamaklarını birer birer çıkmaya başlıyorsun. Ancak boyun pek de uzun olmadığı için Amerika'da profesyonel olmak ve bir takımın kadrosuna girmek uzak bir ihtimal. Bu sebeple basketbol hayatına devam edebilmek için Avrupa'ya yöneliyorsun. Avrupa'daki spor hayatına sırasıyla Polonya, İngiltere ve Fransa'da önemli takımlarda oynayarak devam ediyorsun. Ardından 2012'de Türkiye'de bir takıma transfer oluyorsun. Burada da başarıların devam ediyor. Hatta bu takıma 28 sene sonra şampiyonluk kazandırıyorsun. Çoktan bildin tabii kim evet. olduğunu ama teşekkürler şey yapmadığın için. Bir turnuva esnasında üvey kardeşinin vefat haberi gelmesine rağmen takımı yalnız bırakmıyorsun ve takımını yine başarıya taşıyorsun. Artık dilinin ucunda, o yüzden gelsin mi? Gelsin, çok değer verdiğim, çok hepimizin önemli bir basketbolcu gelsin. Efendim geliyor, sonra konuşacağız. Bobby Dixon tabii ki. Ali Muhammed sonraki aldığı ismi. Beğeniyorsunuz. Tabii. Milli takımda da birlikte evet. çalıştık Ali Muhammed'le 2014-2017 yılları arasında. Hikayesinin bu kadar dramatik olduğunu biliyor muydunuz? En başlarını bilmiyordum ama sonradan yaklaştıkça artık anladım. Müthiş bir hikaye. Evet. Dixon 2015'te Türk pasaportu aldı ve ismi Ali Muhammed oldu. Nedeni de Muhammed Ali'ye duyduğu hayranlık. O sebeple Ali Muhammed ismini almış. Türk pasaportu ile birlikte. 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu. Yaşı ve performansı yüzünden bu transfer çok eleştirilmiş o zaman. Fenerbahçe transferi onun hayatında yeni bir dönemin kapılarını açtı. Kazandığı parayla annesini tedavi ettirdi, bir ev aldı, yaşadığı kötü günleri atlatmasını sağladı. İlk aşkı ona en kötü günlerde umut olan Tangela ile mutlu bir yuva kurdu. İki tane kız evlatları oldu. Kızlardan birine cennet anlamına gelen Heaven, diğerine de melek anlamına gelen Angel ismini koymuşlar. Bobby Dixon kızlarına mutlu bir yuva ve iyi bir eğitim vermek için elinden gelen her şeyi yapıyor. 2016-17 sezonunda Euroleague Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bobby, Anadolu Efes'le oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en değerli oyuncu oldu. 2021-14 Eylül'ünde profesyonel basketbol kariyerini sonlandırdı. Sonraki sezonda Fenerbahçe Beko A takım bireysel gelişim antrenörü ve altyapı eğitisi olarak görev aldı. Dixon dünyanın en zengin ülkesinde annesinin hastaneye gitmek için parası olmadığından
Metruk bir binanın bodrum katında dünyaya geldi. Basketbol onun için bir umuttu. Ancak her sene farklı bir ülkede farklı takımların formasını giyiyordu. Yuva arayışı Türkiye'ye gelene kadar devam etti. 2015 yılında ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandı ve formayı onurlu bir biçimde taşıdı. Geldiği yeri asla unutmadı Bobby Dixon. Aynı zamanda Chicago'da umutsuz gençlere yardım sağlayan Lionheart Aslan Kalpli Vakfı'nın da kurucusuymuş. Hangi dikenli yollardan geçtiğimi biliyorum. Benim gibi sahipsiz çocukların o yollara sapmalarını engellemek istiyorum, diyor. Çok güzel. Bobby Dixon'a güzel ailesi ile Türkiye'de nereye giderse gitsin mutlu bir hayat temenni ediyorum, ediyoruz. Yolu açık olsun. Aktif spor hayatının bir parçası değil mi? Faal sporculuğu bıraktı diyebilir miyiz? Adam antrenörlük yapıyor. Antrenör yok, sporcu değil mi? Yani artık antrenör de sporcudur. Bu tabii. Antrenörlük, bireysel antrenörlük de başlayabilir. Yarın öbür gün asistan koçluk yapabilir. Yok, ondan sonra da head koçluk, baş antrenörlük yapabilir. Ki altyapı da harika, zevkli tabii, bir iş hayatı zaten yani? Hayatının güzelliklerini sporla keşfetmiş. Aslında McKinney'nin ona yaptığı şeyi şimdi o genç çocuklara yapmak. Yani ben spordan kopacağını zannetmiyorum bu yaşadıklarından sonra. Peki. Bize yaşattığın her şey için teşekkür ederiz Dixon. Şimdi koça dönmek istiyorum. Bir kere daha aidiyet üstüne konuşalım mı Bobby Dixon'ın hikayesinden sonra? Çok paralel tabii anlattığınız şeylerle. Tas tamam bu işte. Şimdi tabii yani burada Bobby'nin de farklı kulüplerde oynadı Bobby Dixon. Tabii. Ama Türkiye'de oynadığı işte Karşıyaka'da ki şampiyonluk. Daha sonra tabii Fenerbahçe'deki işte Türkiye ve Euroleague şampiyonluğu da çok önemli. Ama işte o hep mücadelesiyle işte topa atlar. Hep bir mücadele içindedir. Hatta işte bizim ben hep kulüp takımlarında hep rakip oldum. Bobby Dixon'ı durdurmak için hep işte ikili sıkıştırmalar, üçlü sıkıştırmalar. En iyi savunmacımızı Bobby Dixon'ın üstüne verdik. Ve hiçbir zaman işte adanmıştık kulübüne karşı hep sahada en iyi şekilde mücadele eden. Yoksa sen zaten kontratı yaptığın zaman hele profesyonel sporlarda bir işte paranı zaten alıyorsun. Evet. Yani iyi de oynasan, kötü de oynasan, o topa yere atlasan da atlamasan da ama evet. İşte o topa sakatlanma pahasına atlıyorsan o işi en çok sevdiğin işte aile bireylerini zaman zaman ihmal edip büyük fedakarlıklarla o işi yapıyorsan işte bu bir adanmışlıktır. Ve bunun sonucunda da zaten baktığınız zaman büyük başarılar kazanan insanların mutlaka kendi işlerinde adanmış olduklarını görüyorsun. Her şeyiyle. Bobby Dixon kızlarını kendi yaşadıklarından uzak tutmak için muazzam bir çaba sarf etmiş. Üç güzel çocuğunuz var. İkisi galiba evden çıktılar değil mi onlar? Evet, ikisi üniversiteyi yeni bitirdiler. Amerika'da University of Miami'yi bitirdiler. Onlar tabii ki 6 sene önce çıktılar İstanbul'dan. Orada bir yaşam tutturdular. Şimdi Ceren döndü Türkiye'de artık iş hayatına başlayacak. İkiz kızlarım. Gizem şimdilik Amerika'da, o bir mücadele veriyor. Orada biraz kalacak mı? Bakacağız onun durumuna ama benim için önemli olan ayakları üzerinde yere basan ve sevdikleri şeyleri yapıyorlar. Sevdikleri işi yapıyorlar. İyi bir aile yaşantısı aldılar. Anneleri onları çok iyi, benim eski eşim onları başında onları çok iyi yetiştirdi. İyi okullarda okudular ve en önemlisi de kalpleri temiz, son derece ahlaklı, düzgün insanlar oldular. İnşallah gelecekte de iş yaşamında da bunu devam ettirirler. Oğlum Sarp'sa, eşim işte Berna annesi, biz birlikte tabii ki şu anda yaşıyoruz. O da doğduğu günden beri hep basketbol sahalarında oldu. Daha işte bir yaşına gelmeden işte Beşiktaş'ta o şeyi yaşadı. O
Evet. Sinan Erdem'deki atmosferi yaşadı. Daha sonra Galatasaray'la şampiyonluklar yaşadı. Efes'le daha sonra da Efes'le son 5 yılda Anadolu Efes'in bir parçası haline geldi. Kendisini takımın bir bireyi olarak görüyor. Oyuncularla benim kadar ilişkisi var bütün oyuncularla. O da bir adanmışlık. O da kendisini basketbola, spora adadı. Biz de bundan... İstiyor musunuz basketbolcu olmasını? Valla basketbolcu olup olmayacağını bilmiyorum. Oynuyor çünkü zor. Bakın profesyonel basketbolcu olmak, profesyonel sporcu olmak. Bambaşka şeyler bunlar. Profesyonel sanatçı olmak ama bunu bir meşgale haline gelmesi, hayatının önemli bir parçası olması bence çok iyi. Profesyonel olmasa bile. Olmasa bile. Gerek fiziksel açıdan, gerek mental açıdan. Ama ben Sarp'ın aynı zamanda da ileride nasıl bir çıraklık dönemi geçiriyor. Hep bizle beraber soyunma odasında toplantılara giriyor. Belki beni de geçecek olan, birçok antrenörü geçecek olan bir basketbol antrenörü olabileceğini düşünüyorum. Hatta bazen annesiyle konuşurken de tabii ki çok da iyi bir okulda okuyor İstanbul'da. Evet. Ama gelecek planlamasında bu yönde yapmamızın, onun sevdiği bir işte olmasının ne kadar iyi olabileceğini de düşünüyoruz. Benim hep bir hayalim vardı, hep söylerdim işte NBA'de koçluk yapacağım diye. Evet. İşte ben artık belli bir yaşa geldim. Bu yaştan sonra zor gözüküyor. Gene de bir hayalim var ama orası böyle kapalı bir misyon. NBA bugüne kadar Avrupa'dan gidip de head koçluk yapan hiçbir antrenör yok. Ama Sarp belki orada eğitim hayatını devam ettirirse, orada belki asistanlıktan başlayıp bunlarla neden olmasın, orada bir kariyer geliştirirse. Onun için dediğim gibi o da şu anda kendisini böyle bir adanmışlığı var basketbola karşı. İnşallah o da iyi bir yaşam kendine yaratır. Biraz da eşinizden konuşalım. Spor temelli bir evliliğiniz oldu. Yani ilişkinizin temel taşlarından birinin de spor olduğunu söylemek mümkün herhalde. Siz nasıl bir eşsiniz? Yani nasıl bir babasın diye sormayacağım ama nasıl bir eşsin biraz daha. Çünkü akşam eve gidince öyle değil böyle diyebilirler. Evet. Çocuklar demez ama eşiniz de. Valla eşim tabii uzun boylu o da. Bakıldığı zaman herkes onu da işte basketbolcu, sporcu zannediyor. Ama değil. İşte geçmiş gençlik yıllarında yüzme sporu yapmış bayağı ciddi anlamda. Ben de bir spor merkezinde yani Beşiktaş'ta antrenörlük yaparken o da Beşiktaş'ın hemen akatlarda önemli bir spor merkezinin halkla ilişkiler müdüresiydi. Orada tanıştık. Ondan sonra da herkes bizi aslında bir sporcu olarak görüyor eşimi de ama değil. Fakat şöyle söyleyeyim tabii o da artık bir yardımcı antrenör gibi, bir imaj danışmanı gibi sürekli bu iş. Yani mümkün değil. Bu kadar çileyi çektikten sonra, o kadar yani gerilimden sonra mümkün değil. Hayatımız, olmasın? Bakın bazen bana sorarlar işte senin hobin ne diye. Şöyle düşünüyorum, basketbol maçı izlemek, basketbol maçına oğlumla beraber gitmek, işte Amerika'ya gidiyoruz, NBA maçına gitmek. Ya bu artık bizim... Mesela çalışma, bizim bir hafta sonumuz yoktur. Cumartesi pazarımız yoktur. Çünkü o zaten genelde, çalışma günleriniz. Haftada 3 gün zaten maçımız oluyor. İşte Euroleague maçları, cumartesi pazar. Neredeyse ayda bazen 1 veya 2 gün boş günümüz oluyor. Onun için basketbol hayatımızın, spor hayatımızın bir parçası. Siz Ergin Ataman'ın eşiyseniz de ya ben yok hayır hiç bu işle ilgilenmiyorum. Ben işte moda sanat bununla ilgileniyorum derseniz o zaman birlikte bir şey uyduramazsınız. Eşimin de kendi çapında o da bir işte iş kadını oldu, bir marka yarattı, bir sandalet dizayn etti, yarattığı o küçük çaplı sandalet markasının işte şimdi Kanada'ya yolluyor. Geçen sene İspanya'ya yolladı. İşte İtalya'da, İtalya'nın çok önemli bir Sardunya adasında bir mağazara satıldı mesela geçen sene. Bir Türk sandaleti bakıldığı zaman. Bunlar işte bizi heyecanlandırıyor. Ufak ufak gelişen bir şey. Oradan çok büyük bir beklentimiz yok, İtalya, maddi bir şeyimiz onun, yok. İtalya onun hikayesinde de önemli bir yer oldu. O da tabii önemli bir yer oldu. İtalya'nın hakkını verdiniz ama her türlü. Şimdi ben... Evet, İtalya'da tabii çocukluk yıllarım orada geçtiği için orayı böyle bir ikinci vatanım gibi
görüyorum. Oraya gittiğim zaman o insanların, bir de tabii İtalya'da hani güzel yemek yiyorsun, medeni bir ortam var. İnsanların birbirleriyle olan ilişkileri çok güzel. Onlar da bizi seviyorlar. Yani İtalya halkıyla Akdeniz, çok... Akdeniz sıcaklığı değil mi? Sıcaklığı. Bir de ben denizi çok seviyorum. Yani siz denizin, aşırı bir çocuk muydunuz? Yer... Tutulamayan bir tip. Yok, ben çok sakin bir... Öyle mi? Yani baktığınız zaman çok farklıyımdır. Niyeyse çok inanılmaz. Yani sağdaki o gergin atamanla dışarıdaki ergin ataman... Gergin ataman. İki tane farklı uçtu aslında. Peki, İtalya şimdi eğer olacaksa yani... Yunanistan. Yani niye Amerika çok uzak değil yani NBA? Bunu taşıyorsunuz değil mi kuvvetli bir biçimde? Benim bu hayalim var. Geçen sene bazı NBA kulüpleriyle görüştüm de ama onların söyledikleri bakış açıları çok hoşuma gitmedi. Onlar çok ticari anlamda. Şöyle bakıyorlar, Avrupa ile Avrupa basketboluyla NBA basketbolunu çok farklı görüyorlar ve Avrupa'da ne kadar tabii başarılı olursan ol, NBA'de Amerika bir NBA'de bir head coachluk kariyeri için orada gidip 3-4 yıl asistan koçluk yapmak, orada çalışmak gerektiğini söylüyorlar. Evet ama ben artık 40'lı yaşlarda değilim. Nasıl tutacağım kendimi? Şimdi bu kadar büyük bir kariyerden sonra gidip de orada hani bana birisi dese ki gel bir sene burada çalış, bir sene sonra bu takımın tamam ama sonucu belli olmayan 3-4 yıllık bir buradaki kariyeri bırakıp da oraya gitmek şu anda çok gerçekçi gelmiyor. Sırbistan, Letonya, Litvanya nüfus yoğunluğu düşük ülkeler ama hep kendi yetiştirdikleri sporcularla başarılı oldular. Bizde durum tam böyle değil. Bunun dramatolojisi nedir koç? Bunun dramatolojisi... Eğitim anlamında spora, ya şöyle söyleyeyim size, çok yakın zamana kadar bizlerin jenerasyonunda mesela, tabii bizler artık çok yakın değiliz belki ama beden eğitimi derslerinin sınıflarda tebeşirle yapıldığını biliyoruz. Sahada değil. Sahada değil. Şimdi bile ben bakıyorum okullarda işte oğlum ya da diğer çocuklara bakıyorum. Okullarda spora yeteri kadar önem verilmiyor. Bu çok önemli. Yani çocuklar belli bir yaşa geldikleri zaman eğitim ve spor arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyorlar. Halbuki bunun iki modeli var sporda. Bir tanesi Amerikan modeli. Amerika'da spor okullarda gelişiyor. Evet. Amerika'da üniversite bitinceye kadar profesyonellik yok. Evet. Bir yöntem bu. Bir yöntem de biraz önce saydığınız Doğu Bloğu yöntemi. İşte Sırbistan gibi, Rusya gibi, Letonya gibi. Orada da spesifik bu çocukları daha böyle 5-6 yaşlarında keşfediyorlar. Evet. Ve spor okulları kuruyorlar. Yani bazı belirli bölgelerde hem eğitimlerine devam ediyorlar hem de orada sabahtan akşama kadar yani 4 saat eğitim alıyorsa 6 saatte spor yapıyor. Bir takım pilot okullar. Pilot okullar. Aynen. Evet. O anda pilot okullarda bu şekilde de şimdi bizde ne oluyor? Bakıyorsunuz çocuklarımız sabah saat 8'de okula gidiyor. Saat 3'e 4'e kadar okul var. Ondan sonra o trafikte antrenmana gidiyor. İşte 1,5 saat antrenmanını yapıyor. Çoktan akşam acıkmış oluyor. Eve geliyor, acıkmış oluyor. Ben kendi oğlumdan bakıyorum. Öğretmenler ders vermiş oluyor. Annesi evde ödevini yaptın, yapmadın. Ya çocuğummuş. Halbuki çocuk onu kendi okulunda iyi bir eğitmenle, yalnız o da önemli. Yani iyi eğitmenlerin okulda, bu işin iyi eğitmenleri var. Okullarda bu iyi eğitmenler. Dixon'ın şeyi gibi. Aynen. Personal trainer gibi. Evet. Okullarda bunları yönetebilseler o zaman işte oradan çok daha verimli profiller çıkar. 7 kişilik bir ailenin geçimini sağlamak için anne ve baba bir süre sonra uyuşturucu satmaya başlıyorlar. Böyle bir ailede yaşamak seni nasıl etkiliyor? Yok, ben bunu kabul edemem. O ortamdan çıkmaya çalışırım.
Sonunda ailenin diğer fertleri gibi yakalanıp yaşın küçük olduğu için ıslah evine gönderiliyorsun. Başıma gelebilecek olan en ağır durum. İslah evinde 3 sene kalıyorsun. Çıktıktan sonra bir kargo firmasında ve plajlarda çalışıyorsun. Çalıştığın plajın yöneticisi aynı zamanda kişiye özel spor eğitimi veren bir sporcu. Eğitmen zor da olsa güvenini kazanıyor ve birlikte çalışmaya başlıyorsunuz. Yeteneğimi fark ettiğini ben düşünüyorum. Sahada hep bir şeyler kanıtlamaya çalışırcasına ve büyük bir açlıkla ter döküyor. Ve başarılı olup kariyer basamaklarını birer birer çıkmaya başlıyorsun. Her şeyden bağımsız olarak hayatın gidişatına çok fazla örneklerine bakarak söylüyorum. Bir gün Fenerbahçe'nin başında sizi görme ihtimalimiz var mı acaba? Şimdi hayatın gerçekleri içerisinde... Bu ihtimale ne dersiniz yani? Bu soru çok geliyor bana. Gördünüz mü? Evet. Hayatın gerçek... Aslında profesyonel yaşam içerisinde kulüp seçme, ben bu kulüpte çalışmam deme diye bir lüksü hiçbir profesyonel antrenörün olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir de neden olsun ki acaba? Tabii bir de neden olsun. Ama tabii şu da var. Bazı da gerçekler var. İşte benim son dönemde Galatasaray'la çok özdeşleşmiş olmam. Galatasaray kongre üyesi olmam. Zaman zaman espri bile olsa işte bir gün Galatasaray başkanlığını düşünebiliyor fikrimi ortaya atıyor olmam ki bunu da atmamdaki sebep şu, spor kulüplerinin başında spordan gelmiş, sporu çok iyi bilen yöneticilerin olması gerektiğini düşündüğüm için bunu söylüyorum. Şu anda da çok değerli başkanımız var Galatasaray'da olsun, diğer kulüplerimizde olsun ama spordan gelen insanların da buraları yönetebileceklerini düşündüğüm için bunu söylüyorum. Tabii bütün bunları söyledikten sonra bu aradaki bir de bir gerçek var, bir rekabet var bugün. Bir ciddi bir Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti var. Onun için bunun ben ileride gerçekleşebileceğini düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim, NBA koşulu bana daha yakın Fenerbahçe antrenörlüğünden. Tamam, NBA'den sonra bir daha konuşuruz bunları. Hele bir gidin gelin de. Tabii şu anda şunlar da var. Bunlar konuşulurken şunu da söylemem lazım. Fenerbahçe çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. Ve basketbolda da çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Çok değerli antrenörlerle çalıştılar. Şimdi de başlarında çok değerli bir arkadaşım var. Onun için yani biz aslında bazen sorarlar. O kulüpte çalışmayı düşünüyor musun diye. Ya bu bizim elimizde olan bir şey değil. Sorarlarsa yani. Cevap veririm diyorsun. Bir gün sorarlarsa, o cevabı mutlaka veririm ama şu tekrar söylüyorum buradan alınmasın Fenerbahçeli arkadaşlar da. Yok canım, ben Fenerbahçeli. Evet, siz de Fenerbahçelisiniz. Basketbolda çok saygı duyduğum bir kulüp. Ama biraz önce işte kaderden falan bahsettik ya. Kader bizi özellikle son yıllarda hep karşı karşıya getirdi. Tabii ki zaman zaman ufak tefek çatışmalar, ufak tefek şeyler de olabiliyor. Bunlar da işin tadı tuzu. Sizi, bazen görüyorum. Sizi karşı karşıya getiren kadar bir gün yan yana da getiriyor canım. Ne var? Bakalım, bir şey diyemeyeceğim. Bazen hatta görüyorum espride şimdi ben gidersem Yunanistan'a işte bazı arkadaşlar diyorlar ki biz şimdi Türkiye Ligi'nde kime bağıracağız, kime... mola alsana. Hocam her diyeceğiz. Türlü yokluğunu hissedeceğiz. Ama geleceğiz Panathinaikos'tan. Her türlü. Panathinaikos'la evet, gelirsiniz gene yapacağımızı olursa, yaparız. Ondan da geliriz. Yani bu rekabet aslında biraz da işin kaymağı, tadı tuzu. Yeter ki içinde yeter fanatizm ki etik, olmasın. Etik kurallar içerisinde evet, işine holiganizm girmesin. Çok değerli bir katkınız oldu bugün. Geldiğiniz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız hocam. Eğer olursa Yunanistan'da başarılar diliyoruz ve inşallah yolunuz NBA'ye çıkar. Çok var, çok görüşmek üzere. Sarp'a selamlar, eşinize Berna Hanım'a. Efendim çok harika, olağanüstü bir konuk ve bir kariyer misafir ettik. Lütfetti geldi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Önümüzdeki hafta
yine empatiyle, yeni bir empatiyle karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.